Arkadaşlar merhaba. Şimdi 3 nokta kaçışlı bir süt kutusu çizimi yapacağım arkadaşlar. 3 nokta kaçışlı. Neden 3 nokta kaçışlı yapacağız bu sefer? Şimdi bunu biz yukarıdan göreceğimiz için arkadaşlar bu şekilde. Yukarıdan göreceğimiz için bir yüksekliğinin de değiştiği için yüksekliğinin de perspektif uzantısının değişeceği için arkadaşlar onu da görmenizi istiyorum açıkçası. Şöyle bir ufuk çizgisi alalım ve arkadaşlar ufuk çizgisi aldık ve merkezden de bir şekilde şuradan da bir çizgi alalım. 3 tane 1 2 3 tane arkadaşlar. Noktamızı belirledik. Şimdi bir perspektif noktamız 2, 3. 3 noktamızı belirledik. Üçüncüyü neden alttan aldım? Yukarıdan da alabilirdim. Alttan aldım çünkü yukarıdan bakıyorum. Bir şekilde yukarıdan baktığımız için üçüncü perspektif noktasını alıyorsam aşağıdan almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ilk etapta yine her zamanki gibi bir kaçış noktalarımızı belirleyelim arkadaşlar. Şu bir. Şu ikinci noktamızın kaçış noktaları. Arkadaşlar bu zamanla o kadar çok alışacaksınız ki artık eliniz kendiliğinden gidecek. Üçüncü noktadan da biraz noktalar atalım arkadaşlar. Bakalım belki lazım olur. Şekilde. Bu mesela süt kutusunun yazılarını yazarken özellikle bana yardımcı olacak arkadaşlar. Size bir tüyo vereyim. Şöyle birkaç tane çizdim. Şimdi arkadaşlar süt kutumuzu çizmeden öncelikle bir ölçüsünü alalım. 19 santim 19'a 9 9,5 genişliği de 6. 19 9,5 6. Şöyle 19 9,5 6. Yani arkadaşlar yüksekliğini kaç alalım? Şöyle 16 santim alırsam yarısına yarısı genişliğinde bir genişlik olacak. Eni şekilde. Şurada birleşecek arkadaşlar. Yan tarafının genişliğinde 6 dedim. 16 8 aldım. Onu da 4 alabilirim arkadaşlar ya da 4,5 gibi. Şöyle onu da bakın. Zaten hazır benim çizgilerim var. Şuradan aldım. Arkadaşlar şu an şöyle bastırmadan bir çizgi çizeyim. Diğerinden de uzantı aldım. Birleştiği yerde şeklin üst tarafını birleştiriyorum arkadaşlar. Şurada birleşti. Bakın bir
2. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bunun da bu taraftaki şöyle bir çizgi giriyor. Yine kaçış noktasını yan taraftan olduğu için buradan alıyorum. Şöyle. Kalın bir kalemle belli edelim. Kutumuzu. Kutumuzun şekli arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu yan genişliğinin hemen hemen yarısı kadar, yani şöyle yarısından ben bir çizgi çekeyim. Yarısından çekmem için öncelikle şöyle bir işte çaprazdan birer çizgi alıyorum. Bakın bunu her zaman söylüyorum size. Olmadı. Şurası. Buradan da merkezden de kenara bir uzantı alırım. Yani benim yan tarafımın ortası şu. Yan tarafın ortasına gelecek şekilde arkadaşlar şurada. Şurada. Yani şu şekilde. Yani bakın şurayı yuvarlak yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar bunun yüksekliği de şuradan gelecek. Bakın. Şöyle bir yükseklik yeterli. Bir. Dört köşesinden yükseklik çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü kapağı oluşturacağım ve iki. Arkadaşlar şu an kapağı oluşturuyorum. Üç. Şöyle dört. Şimdi tekrar yandaki çizgilerden arkadaşlar uzantılarını alıp şöyle bir olsun arkadaşlar, bir şu şekilde, iki şu şekilde, üç şu şekilde, dört. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Üst tarafı çok küçük olacak. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir, her zaman dediğim gibi prizmamızı çizdik. Prizmamızı çizdik. Bu prizmanın öncelikle bir merkezini bulup bunu daha sonradan yuvarlatacağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapalım? Şu alt tarafları uçtan uça bir birleştirelim. Birleştirdik. Nerede birleşti arkadaşlar? Merkez bu. Bir. Merkez bu. Üst tarafında merkezini alalım. Şöyle bir. Şöyle iki. Üst tarafında merkezi pek görünmüyor orası. Şimdi şu an alt taraftan da bir merkezleri birleştirelim. Kafamın merkezini. Şimdi arkadaşlar şurada alt taraftan uzantısını az önce aldık. Şöyle şu, bu taraftan da uzantısını alıyorum. Şu arkadaşlar dört tane çizgiyi birleştiriyorum ve böyle oluşturuyorum. Üst tarafı da böyle oluşturuyorum. Üst taraf zaten çok dar bir görüntüsü var ve kapağın boyunu birleştiriyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar şöyle bir kapak ortaya çıkıyor.